Merhaba arkadaşlar, artık kış geldi. Ben de kışlık ürünleri tanıtmaya başlayacağım. Bu tanıtacağım ürünler size aslında hani 4 mevsim kullanabileceğiniz ürünler. Fakat hani kışlık tanıtacağım için kışlık tek bir eldiven tanıtacağım. Daha sonra örnekleri birkaç tanesini şu tarafa koyacağım. Orada onlar da hani yazlık eldiven olarak alınabilecekler. İşte yazlık pantolon olarak alınabilecekler ve kullanılabilecekler olacak. İlk önce ben monttan tanıtmaya başlayacağım. Mont ProSeven 7150, 4 mevsim kullanabileceğiniz bir montu. Hemen giyerek göstereyim. Bu biraz daha işte enduro, scooter, commuter tarzı motorlarda kullanabileceğiniz, 4 mevsim kullanabileceğiniz bir mont. ProSeven 7150'si hani uygun fiyatlı. Niye işte fiyatını hemen söylemiyorsunuz? Arkadaşlar hani diyor bazı arkadaşlar. Ben de hani diyorum ki arkadaşlar hani açıklama kısmında paylaşıyorum. Bazen videonun altına yazıyorum. Bazen unutabiliyorum. Kusura bakmayın. Hemen tanıtıma geçeyim. Bu gerçekten iyi bir kumaşa sahip ve 4 mevsim kullanabileceğiniz bir mont. ProSeven 7150 dediğim gibi. Fiyat ve performans olarak yani iyi bir mont almak istiyorsanız ProSeven 7150 gerçekten bunu karşılayabilecek bir mont. Çünkü hani 4 mevsim içindeki astarlarda çıktığında rahatlıkla yaza da uygun şekilde kullanılabiliyor. Yazın böyle hani çok sıcak havalarda bunun sağında solunda böyle şöyle fermuarları var. Bu fermuarlar açılıyor ve bu fermuarlar açıldığında rahatlıkla nefes alıyor. Bunu kollarına da yapmışlar. Arka hava çıkış kanalı gibi de yapmışlar. Arkasında da fermuarları var. Şuralarında da fermuarları var. Yani bunu alıp 4 mevsim istediğiniz zaman kışın, yazın her şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü hani içinde hem yağmur astarı var hem bir termal astar var. O yüzden de 4 mevsim böyle ferah ferah kullanabileceğiniz, üşümeden kullanabileceğiniz bir mont yapmışlar. Böyle 3 mevsim, 4 mevsim buna muadil olabilecek bir tane mont daha önereyim. Geçen gün bizim kanalımızda da sormuştu arkadaşlardan bir tanesi. O da Magna Mountain'dı. Magna Mountain da alınabilir. Magna Mountain da hem kumaşıyla hem işte şekilden şekile girebilmesiyle diyeyim. Gerçekten güzel bir mont. Tekrar bu monta geçeyim. İlk önce şu kısımdaki fermuarlarını göstereyim. Bu fermuarları çift taraflı yapmışlar. Hani buradan açıp kolunuzu şu şekilde de açıp rahatlıkla sürebiliyorsunuz. Ama bu bir güvenlik açığı yarattığı için bunu kapatıp üstteki fermuarı aşağıya doğru ittiğinizde şuradan burada fileli bir dokusu var. Bu fileli doku size rahatlıkla hava almanızı sağlıyor. Tabii hani içindeki astarları çıkartıp yazın sürüş yapacak olan arkadaşlar bunu hani bunu aldıklarında ferah ferah kullanabilirler. Ama tabii ki astarları çıkarttıktan sonra astarları çıkartıp arkadaşlar hani eve koymayın. Çünkü hani şu zamanlarda mesela özellikle biraz sıcak oluyor, biraz soğuk oluyor, biraz yağmurlu oluyor. Sonra tekrar sıcak oluyor, tekrar soğuk oluyor. Akşamüstü 15 derecelere iniyor, 12 derecelere iniyor bazen. İstanbul için tabii söylüyorum. Diğer hani işte güney illeri için durum farklıdır. O zaman hani 3 mevsimlik bir mont alsanız bile hani kışın kışı olmayan yerler için o bile size rahat rahat bir sürüş imkanı sağlayacaktır. Şimdi tekrar buna geçelim. Önde iki cep var. Kumaşı gerçekten dayanıklı bir kumaş. Bu bölümleri cep zannetmeyin. Ben hani ilk önce ben bunu ilk kez elime aldığımda bu bölümleri cep zannetmiştim. Hayır, şu bölümlerde şöyle havalandırma delikleri var. İsterseniz hani ben bunları havalandırma deliği olarak tanıtıyorum ama buraya isterseniz uygun bir tane göğüs koruma kesip de koyabilirsiniz. Çünkü yeterince büyük zaten. Kocaman bir cep bu. Hangi göğüs koruma konulur derseniz bunlardan kesip koyabileceğiniz şekilde yapılmış göğüs korumalar var. Mesela Impact'in böyle korumaları var. Onları koyabilirsiniz. Bunları kapattığınızda burası kesinlikle rüzgar almayacaktır. Şu yanlarında da şu göğsünüzün biraz daha rahat ve kolay şey yapıp hani göğsünüz biraz daha geniştir veya işte daha irisinizdir, daha kilolusunuzdur. Şuralarında çıt çıtları var. Bu çıt çıtların arkasında şöyle lastikli ne denir? Çıt çıtlar, lastik bantlı çıt çıtlar yapmışlar. Bunları ikinci kademeye getirip bağladığınızda göğüs kısmını biraz daha sıkıştırabiliyorsunuz. Ayrıca belini sıkıştırmak için de şurada hani belin hemen altını sıkıştırmak için de şuralarına toka yapmışlar. Şimdi gelelim tekrar
bu şu kısma. Bu kısımda şu şekilde bir tane bant var. Tokalı bir bant yapmışlar. Kolunuza göre sıkabilmeniz için yapılmış bu bant. Ayrıca şurasında bir tane daha kolunuza göre sıkma çıt çıtı var. Bu da iki kademeden yapılmış. O yüzden yani bu hem fiyat hem performans hem yaz kış kullanabileceğiniz bir mont. O yüzden yani bunu tanıtıyorum. Ceplerini açtığınızda ceplerinin içinin yeterince gerçekten çok büyük olduğunu belirteyim. Hani ne kadar yağmur geçirir? Yani bu montların hepsi belirli düzeyden sonra yağmur tutma kapasitesini yitirir arkadaşlar. Diyelim işte çok hızlı, çok sağanak yağan bir yağmurda bu sizi bir 5 dakika, 10 dakika hani ıslanmadan tutar. Sonra hafif hafif ıslanmaya başlar ama içinde yağmur katmanı olduğu için içinize geçmez. Bunu belirteyim. Hani ona göre hani alacağınız şeylerin fiyat ve performans karşılığını ne kadar alabileceğinizi görün. Boynu tekrar şöyle cırt cırtlı şekilde yapılmış. Cırt cırtını kapattığınız zaman düşük olmayan, yüksek olan bir boyuna sahip olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki CE onaylı korumaları var. Hem omuzuna hem dirseklerine yapmışlar. Sırtında da bir tane ince bir koruma var. Bu ince korumayı değiştirebilirsiniz ve daha iyi bir koruma alabilirsiniz. Onlar sadece yumuşak bir tane böyle soft bir koruma yapmışlar ve koymuşlar. Alt tarafına da şöyle bir tane cırt cırt yapmışlar. Ve yan tarafları bayağı açık. Şuralarında da su geçirmez iki tane haznesi var. Onlar herhangi bir şekilde bir fermuar içermiyor. Sadece bir hazne. Eğer arkanızda bir yolcu taşıyorsanız o da ellerini soksun diye düşünülmüş bunlar. Ve arkası da şu şekilde yapılmış. Hani şuralarından bantlarıyla beraber belinize ve işte göğüs kısmınıza tamamen oturtabiliyorsunuz. Eğer hani oldukça kiloluysanız bence hani bu montu almak yerine Rika Boomerang gibi veya işte Rika'nın diğer montları gibi biraz daha hani bel kısmı büyük, biraz daha hani göbekli abiler için yapılmış. Hani benim gibi, ben de mesela bu göbek tarafında bu sıkıyor. Onlardan Rika Boomerang gibi montlara yönelmenizi tavsiye ediyorum. Bunun hani daha farklı başka özellikleri var mı? Evet, içini açınca astarlarını zaten görüyorsunuz. Şöyle içini açayım hemen. Şöyle içini açtığınız zaman astarlarını görüyorsunuz. File bir dokusu yok. Yağmur geçirmez bir dokusu var. Üst taraftan tekrar başlayan file bir dokusu var. O da göğüs kısmınıza gelen yazın gelebilecek olan havayı sizin içinizde dolaştırmak ve arka taraftan çıkışını sağlamak için yapılmış. Bu yağmur ve termal katmanı görüyorsunuz. İsterseniz şuradan çıkartabiliyorsunuz. İçinde bir cebi var. Termal katmanın kendi içinde de bir tane cebi var. Rahatlıkla hani bunu çıkartıp kullanıp ve işte tüm yaz, tüm kış, tüm bahar, tüm sonbaharda sürebilirsiniz. Şimdi kaska geçeyim. Kask, birkaç çeşit kask sunacağım. Hani sizin bütçenize göre siz kendiniz karar verin. Ben, ya benim önerim gerçekten hani fiber, trikompozit bir kask almak ve onunla hani bütün 5 yılınızı, 5 yıl kullanım süresi var biliyorsunuz kaskların. 5 yıldan sonra artık iç köpüğü ve kask dayanıklı dış kabuğu hani artık kendini yitiriyor işte ve kendini hani kullanılmaz bir hale geliyor. O yüzden de hani 5 yıllık ömür için alabileceğiniz Shoei Q-Vest kasklar var. Mesela Shoei Q-Vest alabilirsiniz. Ama hani bu giyime uyar mı? Hayır, bu giyime uymaz. Ama siz hani tamamen sonuçta bütçe sizin. Ben sadece sunuyorum. Neotech'ler var. Shoei GT Air'lar var. Shoei GT Air bu giyime uyabilir. Çünkü hani biraz daha enduro scooter ve commuter giyimine uygun bir şeyler sunuyorum şu anda. Bu kasklardan bazıları yani biraz daha spor ve spor sürüşe uygun, yattığınız zaman hava kanalları ona göre ayarlanmış olduğu için onlar spor sürüşte daha iyi hava alabiliyor ve buğu yapmamasını sağlıyor. Biraz daha enduro ve scooter kullanıcılarına yönelik benim önerim mesela Next SX100. Neden? Çünkü polikarbon ve kauçuk destekli bir yapısı var dış kabuğunun. Onu hemen göstereyim. Daha önceden de zaten Next SX100'ü tanıtmıştım ben. Kademeli açılan bir tane camı var.
Ön burunluğu var, çene pedi var, mikrometrik bir bağlantısı var. Boyun pedleri fena değildir, iyi oturur ve sarsılmayı engeller. Rüzgarı aşağıya itebilen şekilde yapılmış böyle yan plastik eklentileri var. Ve bir güneş vizörüne sahip. Güneş vizörü de şuradan inip kalkıyor. Şuradan inip kalkıyor. Ve kademeli olarak kapanıyor. Ön tarafında bir tane hava girişi var. Üst tarafında hava girişi var. Bu da elle idare ediliyor bunlar. Arka tarafında spoiler'ın hemen dibinde de bir tane hava çıkış kanalı var. Bunun gramajı 1525 gram. Yani birazcık ağır bir kask. Ece 2205 sertifikasına sahip ve hani sürüşünüzde sizi destekleyebilecek iyi yapılmış kasklardan bir tanesi. Detaylarına gelince bu Intercom sistemiyle Intercom sistemine uyumlu olarak geliyor. Nasıl? Şurasında bir tane yuvası var. Encom'lar buraya uyuyor ve buraya doğrudan takıyorsunuz. İçeride kulaklık yerleri var. Oraya da kulaklığınızı takıyorsunuz ve sürüşe başlıyorsunuz. Konuşmaya da başlıyorsunuz. Bunu alabilirsiniz. Bunun haricinde yani buna muadil olabilecek demeyeyim de bunu almak istemiyorum ben. Next S200'ü almak istemiyorum derseniz tabii ki mesela benim önerdiğim ve uygun bulduğum hem de uygun fiyatlı bulduğum LS2 FF396 şu anda gösteremiyorum çünkü mağazada yok. FF323, FF397 gibi kasları alabilirsiniz. Onların da fiyatları internette farklı farklı şekilde fiyatlar bulabilirsiniz daha doğrusu. O fiyatlara bakarak hani en uygun geleni alabilirsiniz. İlk kask buydu. Önerilerimden bir tanesi buydu. Diğer kasları zaten hani paylaşmıştım sizlerle. Shoei GT-R'ın tanıtımını kanalımızda bulabilirsiniz zaten. Oradan bakıp onun detaylarına bakabilirsiniz. Ben linklerini ekleyeceğim zaten birçoğunun. Şimdi eldivenlere geçiyorum. Kaskı bırakıyorum. Şimdi kasklardan diğer bir tanesini tanıtayım. Eldivenlere geçiyorum dedim ama Shark Spartan'ı da tanıtayım da öyle geçeyim. Shark Spartan'ın mat siyah kaskı. Bence bu kask da hani iyi kasklardan bir tanesi. Ve hani işte ön hava kanalıyla olsun, üst hava kanalıyla olsun, işte şuradan yandan açıldığında şuradan tepeden açılabilir güneş vizörüyle olsun. Gerçekten 4-4'lük kasklardan bir tanesi. Dış kabuğu hakkında da hani detayları okuyabilirsiniz. Bu 1565 gram yani bir önceki gösterdiğim kasktan biraz daha pahalı kaslar, daha ağır kaslardan bir tanesi. Ve hani işte arkasında böyle şu hemen spoiler'ın hemen altında hava çıkış kanalları var. Üst tarafında hava giriş kanalı var. Ön tarafında hava giriş kanalı var. Kademeli açılıp kapanan bir tane camı var. Şöyle diyeyim, bu Double D bağlantılı bir kask. Yani daha güvenli kasklardan ve çenenizden çıkmasını engelleyecek şekilde yapılmış bir bağlantıya sahip kask. Boyun pedleri gerçekten iyi yapılmış. Kafanıza giydiğinizde de zaten bunu hissedersiniz. Ve hani rüzgar tünelinde gerçekten iyi sonuçlar veren bir kask. Rüzgar tünelinden kolaylıkla geçen sarsıntıyı engelleyecek şekilde yapılmış kasklardan bir tanesi. İkinci önerim bu. Üçüncü önerim Shoei GT-R. Shoei GT-R'da neden daha az öneriyorsun dersen ses yaptığını söylediler arkadaşlar. O ses yaptığında hani bir iki kişi söyledi aslında. Yani tamamen sizin şeyiniz, sizin tercihiniz. Hani ben olsam hani o sese biraz katlanırım aslında. Shoei GT-R'ın trikompozit dış yapısına güvenerek trikompozit yapılı Shoei GT-R veya Shoei GT-R 2 gibi bir kask alırım. Ben o hani Shoei GT-R 2'yi birinci kask, hani birinci alınması gereken kasklar yerine koyuyorum. İkincisini Next S200'ü koyuyorum. Biraz önce tanıttığımı. Çünkü hani hem polikarbon hem de polikarbon dış yüzeyin üstüne kauçuk şekilde yapılmış bir dış kabuğa sahip olduğu için, dayanıklılığı daha fazla olduğu için. Üçüncüyü de Shark Spartan'ı koyuyorum. Tercih dediğim gibi tamamen sizin. Şimdi eldiven tanıtımına geçelim. Eldiven içinde 3 tane önerim var. Tabii ki hani yüksek ve düşük fiyatlı olarak ayırdım bunları. Mesela işte Revit'in bu eldivenleri ve yazlık kışlık olarak
paylaşacağım. Revit'in bu eldivenleri, Revit'in bu eldivenlerinin adı ne? Revit Fly 2. Revit Fly 2'leri daha önceden ben tanıtmıştım, siz de görmüşsünüzdür zaten. Delikli bir yapısı var, işte yumruk koruması var, şurada körük mekanizmaları var, bu gaz hassasiyeti ve fren hassasiyeti için eklem yerlerinde korumaları var ve yani delikli yapısı olduğu için de yazın rahat ve ferah kullanılabilen aynı zamanda deri ve korumalı eldivenlerden bir tanesidir. Şöyle açtığınızda iç tarafını gördüğünüz gibi yine deri ve hani bilek koruması olan eldivenlerden bir tanesi. İç tarafı da hava alabilir olduğu için yazın baharda da sizi ferah tutacak ve sürmenizi, sürüşünüzü daha iyi yapacak, kazalarda sizi koruyacak şekilde yapılmış eldivenlerden bir tanesi. Revit'in Fly 2'si önerilerinden, yazlık önerilerinden bir tanesi. İkincisi Revit'in Sent modelleri. Revit Sent 3'tü diye hatırlıyorum. Üstünde herhangi bir şey yazmıyor da ben öyle hatırlıyorum. Bu da hani gerçekten yeni nesil korumaları olan, şöyle noktacıklı şekilde yapılmış yeni nesil korumaları olan, eklem yeri korumaları olan. Bunlar da hani buraya bir çarpma olduğunda da buraya çarptığınızda darbeyi emip onu yayan şekilde yapılmış korumalara sahip. Önceki gösterdiğimden daha iyi böyle bilek korumaları var. Bu bilek korumaları da gerçekten önemlidir. Çünkü ilk düştüğümüzde çarptığımız yer orasıdır. Bileğin parmağının hemen yanında bir tane aynen darbeyi dağıtan korumalardan bir tane var. Tamamen bu yeni nesil ve yazlık olarak yapılmış eldivenlerden bir tanesi. Yüksek bileklidir. İyi şekilde koruyacaktır. Yaz ve bahar aylarında rahatlıkla sürülebilir. Şimdi gelelim kışlık eldivene. Kışlık eldivenlerden çok çeşitim var. Daha önceden de tanıtmıştım. Ayrıca bir tane hani eldiven videosu çekeceğim. Ondan önce bunları da tanıtayım dedim. Bu 330 liralık Vexon'un sport eldiveni. Siyah bir eldivendir. Deri alaşım diyorum. Deridir. Ve hani alınabilecek en iyi eldivenlerden, en uygun fiyat performans sunan eldivenlerden bir tanesidir. Yine hani görüyorsunuz yumruk korumaları var. Eklem yeri korumaları var. Körük mekanizması var. Bütün eklemlerinizi aktif şekilde koruyabilecek şu şekilde yapılmış eklem korumaları var. Bunlar hani yumuşak korumalardır ama kaza anında elinizi iyi koruyacaktır. Ve baş parmağında da bir tane koruma var. Aynı zamanda yüksek bilekli ve bilek koruması da var. İç tarafı da gerçekten deri. Sadece üst tarafını şu şekilde kumaş yapmışlar. Hani elastik bir yapıda yapmışlar ki elinize tam otursun. Bileğine de şöyle cırt cırt yapmışlar. Hani bileğinizden de çıkmasın. Şimdi eldivenleri bitirdik. Eldiven önerilerinden sonra zaten pantolon önerilerine geçeceğim. Kışlık önerilerden bir tanesi. Pantolon önerisi için de size bir tane sunacağım. Daha önceden sunduklarımı zaten biliyorsunuz. Yazlık olarak ben Tek90'ın Pirate, Ilgaz veya Madra modelini sunuyorum. Onlarda renk alternatifleri var. Onları da neden sunuyorum? Hani hem kalça koruması var, hem işte Kevlar koruması var, hem diz koruması var. Hepsini hani korumalı olarak size, sizin işinize yarayacak, yıllarca kullanabileceğiniz şekilde ürünler sunmaya çalışıyorum. Proel Spider da bunlardan bir tanesi. Yani bunu yıllarca kullanırsınız, eskimez, kolay kolay hani yırtılmaz, kazalarda sizi çok iyi korur ve hani tabii bu hani bunu mont gibi yazlık olarak kullanmak isterseniz bayağı terletir. O yüzden de hani Tek90'ın Pilot, Ilgaz, Madra kodlarını öneriyorum. Bu Proel 2 Spider, Proel Spider Trouser. Bunun siyahı var. Yani diğer renkleri var mı bilmiyorum. Zaten paylaştığım zaman girip görebilirsiniz. Linkinden görebilirsiniz. Şöyle hemen detaylarına geçeyim. İlk önce diz korumaları var. Diz korumaları hani yumuşak korumalardır. Ama çarptığında hafif biraz daha sertlik kazanır. Ve bunlar CE onaylı korumalardır. Kalça korumaları var şuralarında. Bunlar yumuşak korumaları arkadaşlar. Hani ben sertlik kazanır diyorum ama tabii o sertlik kazanması ve çok iyi koruyacağı anlamına gelmiyor. Siz Impact-Tek korumalar alıp bunların içine koyabilirsiniz. Farklı kalça koruma veya diz koruma koyabilirsiniz. Daha fazla korunmak her zaman daha iyidir. Ön tarafı yani şöyle çıt çıtları var. Ve bir fermuar var, askıları var. Askılarıyla beraber şu şekilde bir
pantolon. Şurasında da hani belinde de körük mekanizması yapmışlar. Bu körük mekanizması da hani eğildiğiniz zaman veya işte biraz daha esnek veya işte öne doğru eğilmenizi kolaylaştıracak. Sizi oradan sıkıp germeyecek şekilde yapılmış. Paçalarında fermuar yapmışlar. Geniş yapılmış bir pantolon. Astarı dediğim gibi çıkabiliyor. Şurada bir tane fermuar var. Buradan çekiyorsunuz. Astarından aşağıdan da çıkartıyorsunuz. Bunun da tanıtımı bu kadar arkadaşlar. Üç öneriler için bizim mağazamızda olan şeyleri gösterebiliyorum arkadaşlar. Hani mağazaların diyorum. İthalatçıların birçoğu bazen yani ürünlerin hepsini artık getirtemiyorlar. Biraz daha uzun sürelerde geliyor artık. O yüzden de hani elimizde olan şeyleri paylaşıyorum ben de. Bazıları işte sadece internet sitemizde var. O yüzden de diyorum ki hani gelmeden önce hani internet sitemizde olduğunu görüyorsunuz ama mağazamızda olmayabiliyor. Hani bütün stoğu hepsini mağazamızda tutamayabiliyoruz. O yüzden de hani gelmeden önce buraya var mı yok mu diye telefon açın. Varsa gelin, yoksa boşu boşuna gelmeyin. Zamanınızı harcamayın. Zaten hani internet sitemizde olan şeyleri sipariş ettiğiniz için de biz sipariş ettiğinizde biz 3 iş günü içinde size yolluyoruz. Ama cuma günü eğer diyelim sipariş verdiyseniz veya cumartesi akşamı sipariş verdiyseniz o gün iş günü olmuyor arkadaşlar. Ya da pazar günü bir iş günü olmuyor. O yüzden de hani size cumartesi gecesi sipariş verirseniz mesela işte size çarşamba günü ulaştırabiliyoruz. Onu da aklınızda tutun arkadaşlar. Ben de hani buradan detayını söylemiş olayım. Şimdi botlara geçelim. Botlar da şöyle. Ben spor bot olarak bunları öneriyorum arkadaşlar. Hani fiyat performans almak isteyen arkadaşlar bunu alabilirler. Bu neydi? Rockwell'in DNA'sıydı. Kısa botuydu ama tam bot da alabilirsiniz. Bunların uzunları da var. Ben linklerini yine açıklama kısmında yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ne gibi özellikleri var? Tabii ki hani arkasında bir körük mekanizması var. Hem burun koruması, hem vites koruması. Burun koruması da gayet iyi. Ve bu botlar hakkında bir tane bir şey söyleyeyim. Başta hani kendi numaranı, tam numaranızı alsanız da ilk hafta biraz sıkma yapar. Ondan sonra o sıkma düzelir. Ama hani düzel geldiğinizde hani aşırı sıkı ve ben bunu giyemeyeceğim diyorsanız biliyorsunuz hani 7 gün içinde bize geri gönderebiliyorsunuz. Anlaşmalı kargomuz var. Mağazamızdan onu öğrenebilirsiniz. Bunu geri gönderebiliyorsunuz ve değişim isteyebiliyorsunuz. İşte aynısıyla değişim isteyebiliyorsunuz sanırım. Tekrar buna geçelim. Önünde bir cırt cırtı var. Bu cırt cırtı açtığınız zaman burada körük mekanizmasını görüyorsunuz. Şuradan göstereyim. Şurada körük mekanizmasını görüyorsunuz. Şöyle cırt cırtı var. Yan tarafında tekrar bir tane cırt cırt yapmışlar. Bu cırt cırt da şuradan yandan açılıyor. Şöyle. Ve burada da fermuarını görüyorsunuz. Fermuar da var şurada. Bu fermuarı da kapattığınız zaman, cırt cırt da kapattığınız zaman ayağınızı gerçekten iyi koruyor. Çünkü hem topuk koruması var, hem bilek koruması var. Şuraya yapmışlar. Bileğinizin çarpması, işte motorun kazadan sonra motorun altında kalmasına karşın bilek koruması da yapmışlar. Çünkü bilek kolay kırılıyor biliyorsunuz. İç tarafında ki doku sizin ayağınız terlediği zaman o teri emmek ve size hissettirmemek üzere yapılmış. Ve bunlar kaydırmaz tabandı. Onu da söyleyeyim. Bunların hakkında verebileceğim bilgi bu kadar. Tabii ki hani farklı farklı örnekler var. Ben birkaç tane örnek paylaşacağım. Onlardan bir tanesi de şu. Bunlar da TCX'in Air Tech'leri. Air Tech'ler biraz daha uzun bottur. Biraz daha hani ne diyeyim, Gore-Tex özelliği vardır ve hani vites koruması vardır, burun koruması vardır, topuk koruması, bilek koruması vardır. İyi ter emer, teri size hissettirmez. Yine bunlar şöyle cırt cırtlıyor ve fermuarlı olarak yapılmıştır şuraları. Ve hani körük mekanizmaları vardır. Sizin hani motorda oturuş şeklinize göre şurası eğilebilir ve düzelebilir. Arkasında da küçük bir körük mekanizması var ve tabanı da gerçekten iyi. Bunlar da alınabilir. Bir örnek daha göstereceğim. O gösterdiklerim hep spor örneklerdi. Bu hani demin paylaştığım şeyler ise enduro scooter veya commuter'lara olabilecek veya o tip motorlara olabilecek şeylerdi. O yüzden de hani
onlara uygun bir tane de bot paylaşayım dedim. Onlardan bir tanesi de bu Rockwell'in Cafe Impact Tech siyah botu. Yani bunda da aynı özellikler geçerli. Kışın tamamen ayağınızı koruyabilecek şekilde yapılmış. Cırt cırtlı, bağlı olduğuna bakmayın. Bağı bir kere bağlarsınız, şuradan cırt cırtı açarsınız ve kapattığınızda rahatlıkla giyip hani devamlı bağlayıp sökmek zorunda kalmayabilirsiniz. Ve hani bunda da işte dediğim gibi bilek koruması var, topuk koruması var. Altı gerçekten iyi bir taban. Aynı ter çekme özelliği bunda da var. Ve hani bunlar da gerçekten uygun fiyata, bunlar da alınabilir, kullanılabilir. Verdiğim örnekler içinde arkadaşlar hani birçok arkadaşa yarayabilecek hani Enduro'su olan, scooter'ı olan, işte Yamaha'sı olan, Honda'sı olan, Bajaj'ı olan, Mondial'i olan bütün arkadaşlara yarayabilecek ürünler paylaşmaya çalıştım. Uygun fiyatlı ürünler ve performans fiyat karşılığında alabileceğiniz ürünler paylaşmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur ve umarım beğenirsiniz. Ben hani daha fazla ürün paylaşacağım tabii ki. Arka arkaya bir sürü video çekiyorum. Ben haftalık video çekiyorum. Bazen hani sizlere yetişemiyorum. O yüzden hani gerçekten kusura bakmayın. İyi ki varsınız. Hepinize iyi sürüşler.